Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Ağustos 2020 Cumartesi ve Ankara'dayız. Açık yayınımız bu. Herkese açık yayın yapıyoruz Ankara'yı. Diyarbakır'da öyle. İzmir için kapalı yayınımız. 10 koşul program var. Hemen Ankara ile ilgili değerlendirmelerimize geçelim. Öğlen 13.30'da başlıyor. Şartlı 5-2 yaşlı İngilizler 1400 metre çimpiste çıkacak. 2 numaralı Kings Front Velat Abiş'le 5 numara I Have Spoken Uğur Temur ve 4 numara Patrick Wilding Mehmet Saçelik. Evet, burada bu 3 tane safkan arasındaki birincilik mücadelesini izleyeceğiz gibi duruyor şu an için. Evet, bu ilk ayağı 2, 5 ve 4 şeklinde geçiyoruz birinci koşu. İkinci koşu şartlı 3, 3 yukarı İngilizler ve 1600 metreye çıkacaklar çim pistte Ankara'da. Evet, burada tuttuğumuz bir at var, Suntime. Velat Abiş'le çok net bir banko grubunun zaten üstünde kalıyor. Bir hata yapacağını düşünmüyoruz. Yalnız Golden Jet de çok tuttuğumuz bir safkan aslında ama Suntime diyoruz biz. Banko. Üçüncü koşu. Şartlı 5, 4 yaşlı Arap safkanları 1200 metreye çıkacaklar çim pistte. Evet, burada aslında yani Vedat Abiş 1200 metre 61 kilo 1 numara Mr. Win için adeta bir beyaz bayrak ayna yarışı gözüküyor. Burada 1 numarayı alternatif banko tutmak durumundayız. Fakat bu ayakta şöyle bir durum var. 3 numaralı Mahir abi ve 5 numaralı Yel Sesi Eray Çizik'le de sürpriz yapabilirler. 294 gün aradan sonra enteresan bir koşu izleyebiliriz. O yüzden burasını biz temkinli olup biri alternatif banko dediysek de 3 ve 5 numaralı safkanları da burada sokuyoruz devreye. Daha sonra Baba Balıkan arkadaşlar bunların arkasından. Dördüncü koşu handikap 15, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkıyorlar. Dördüncü koşuda da şimdi ikinci altılı gayenin başlangıç ayağı olması itibariyle sürpriz bekliyoruz biz bu ayakta açıkçası. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 2100 metre 61 kiloda olsa Muhammed Özdemir ile Sirius Black burada alternatif bankomuz bizim. Hani nasıl çıkacak AGB'si onu bilemeyiz ama bu safkanlara rakip noktasında 5 numaralı Agent Touch ve Vedat Abiş. Dediğim gibi en iyi atları Vedat Abiş biniyor bütün atları. İyi bindik. Altuma King Batur, Serkan Yıldız. Ve 3 numaralı Bay Bay Lulubay. Burada Aziz Akdemir. Evet. 2 alternatif banko 5, 6, 3 diyoruz. Beşinci koşu Maiden, 3 yaşlı Araplar, 1500 metreye çıkacaklar. Evet, burada baktığımız zaman 14 tane at var. Gerçekten günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi bu arkadaşlar. Bir numaralı öne açık Aziz Akdemir ile ilk atımız burada. 7 numaralı Ender Hat Mehmet Akyavuz. 10 numaralı Alaca Topu Akın Sözen. 11 numaralı Altınay Mehmet Saçelik. 12 numara Lulu Müslüm Çelik. 4 numara Can Alıcı Fatih Rüstem Bebek. 9 numaralı Mogli Emrah Sincan. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken safkanlar burada arkadaşlar. Tabii burada öne açık dereceleri güzel olan safkan. 36 handikap puanıyla da sanki çok iyiymiş gibi duruyor da. Burada seher yerini de ilave edilmiş maçizlikle. Onu da söylemeyi unutmuşuz burada. 1, 7, 10, 11, 12, 4, 9 ve 13 şeklinde tam burayı 8 tane safkanla geçiyoruz. Evet. 6. koşu Sultan Suyut Tarım İşletmesi koşusu. Grup 2, 4 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. Evet, burada aslında Halis Karataş'ın bindi Boz Arslan'ın normal şartlarda artık zamanı geldi. Alternatif banko olarak siz saygıdeğer takipçilerimize öneriyoruz bunu. 10 numaralı Rüzgar Dağhan Özcan Yıldırım. Son düzlük sprintinde
ayarlayabilirse Özcan Yıldırım bunu çok zorlayacaktır birinciliği. 3 numaralı Demir Berke, Vedat Abiş ve 11 numaralı Şahin Mahmut, Saadettin Boyraz diyoruz burada. Evet, 2 alternatif banko 10, 3 ve 11 numaralı Safkanlar. 7. koşuya geçtik şimdi. 7. koşuda ise handikap 15 bir mücadele. Kum pistte 2000 metre bizi bekliyor. Tam 11 tane safkan var burada arkadaşlar. Evet, burada 2 ayırdık burayı. 3 artı 3 şeklinde. 3 numaralı Işık Gece, Mehmet Salih Çelik. 1 numaralı Sarraftay, Serkan Yıldız ve 4 numaralı Asra Siyat, Eray Çizik. Burada bu safkanların dışında 7 numaralı Yaban Arısı, Mehmet Keskin. 8 numaralı Feyyat Baba, Müslüm Çelik. Ve 9 numaralı Gözlüce, Aziz Akdemir. Yani 3-1-4 ve bunların arkasından 7-8 ve 9 numaralı safkanlar gelebilir diyoruz. Evet arkadaşlar, bu 7. koşuyu da bu şekilde geçiyoruz şimdi. 8. koşuya geldik. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler. Burada evet, tam 13 tane safkan var. 1300 metre kum pistte çıkacaklar burada. Evet, Trondheim, 3 numaralı Trondheim, burada banko atacağız arkadaşlar. Vedat Abiş'le. Bu safkanın Victor Gallup temsilcisinin kısa mesafede bir beyaz bayrak ayna yapacağını düşünüyoruz. Zaten kısa vade 6'da Fatih Rüstem Bebek'le şansını zorladı ve 4. oldu. Kör Baba'ya belki geçmiş olabilir ama bir şekilde kazanmak durumundayız şu an. Tabii arkadaşlar, burada Trondheim banko ancak Saburan, Kör Baba, Dali Apollon, Kingslayer, Falko Mutallar, Şey Murat, Drogoth, Seneca, bunların hepsinin sürpriz şansı var. Ama biz yine de burada bu karışıklık içerisinde Trondheim'ın Vedat Abiş'le Kör Baba'yı da ve diğerlerini de geçeceğini düşünüyoruz. Ve banko olarak ilan ettik. 9. ve son koşudayız şu an. Maiden 3 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. Evet, burada 9 numaralı Canımın Özü ve Hışman Çizikli Alternatif Banko arkadaşlar. Canımın Özü'nden çok güzel bir koşu bekliyoruz. Canımın Özü. AGF'si nasıl çıkar bilemeyiz ama Canımın Özü, Serhan Tay yavrusu, Hışman Çizikli bir kere koştu Ankara'da. Şartlı biri. Burada bir 4-5 boy 7 Canım Söyeda'yı da geçti. Aşağıda ben Canım Söyeda var. Canım Söyeda'ya 5.5 boy takmış burada. Görüyorum ben şimdi. O yüzden bu önündeki güçlü atlar burada yok. Bir şekilde burada alternatif banko diyoruz ama 12 numaralı Kızım Necla, Eray Çizik'le 3 numaralı Ertay'ım, Ayhan Kurşun ve 2 numaralı Deli Turbo, Uğur Temmuzlu burada. Şans sahibi olan safkanlar eğer Canımın Özü burada eksik koşarsa 12, 3 ve 2 numaralı safkanlar değerlendirme alınmalı diyoruz. 7 numaralı Mira Saf ve 4 numaralı Hüsrev ve 1 numaralı Bedo Bey de yeri olanlar için dikkat edilmesi gereken safkanlar olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar, bugün aynı zamanda İzmir var. İzmir için Premier League gerekiyor. 10 koşu bir program var. İzmir'de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 adet banko var. Yani banko, alternatif banko ve banko adayları beraber 5 adet koşuda bankodan bahsediyoruz. Ankara için zaten yayınımız açık. Diyarbakır için de arkadaşlar. İki tane bankomuz var. Yayınımız zaten. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, böylece Ankara ile ilgili videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese güzel bir cumartesi günü diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sakin.